ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Duygu Başarı. Bugün Çiftçinin Sesi programında Ilgın ilçesinde Çiğil mahallesindeyiz. Aksorlar hayvancılık ve besi üretimi hakkında bilgilendirmede bulunacak Sayın Veteriner Hekim Ali Aksoy ile birlikte bugün Ilgın'dayız. Aksoylar Veterinerlik'teyiz. Ali Aksoy'u beyefendinin yanındayız. Ali abi merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Öncelikle senden bahsedelim abi. Evet. Ne işle meşgulsün? Nasıl yapıyorsun gidişatı? Benim ismim Ali Aksoy. Veterinerim. Aynı zamanda süt toplama ve yem pazarlama işiyle de iştigal olmaktayız. Yaklaşık bu sektörde 15 yıldır falan, 20 yıllık veteriner, 15 yıldır da süt ve yem sektöründe çalışıyorum. Ilgın Çiğillisiniz. Evet, Yukarı Çiğilliyim. Yukarı Çiğillisiniz. Ama kliniğim ve çalışma alanım Aşağı Çiğil ve Derbent. Peki bu bölgenin biraz da hayvancılık potansiyelinden bahsedelim. Yem bitkileri ekimi, hayvancılık potansiyeli nasıldır? Burada... Yani hayvancılık burada küçük baş ve büyük baş olarak son zamanlarda ciddi şekilde bir azalma var. Sebebi ağırlıklı göç, hayvancılık sektörünün istikrar ve güven oluşturmaması, sektördeki inişler çıkışlar, bir de büyük şehirlere olan özenti, genç nüfus özellikle. Hayvancılık alanında yatırım da yapmak istemiyor, çalışmak da istemiyor. Zaten buradaki işletmeler de aile işletmeleri, yani büyük çaplı ekonomik olarak yatırım amaçlı yapılan işler değil. Aileden gelen işi bazıları devam ettiriyor, çoğu da devam da ettirmiyor. İşte nüfus bundan 5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce iki çiğilin nüfusu yaklaşık 15 bin iken şu anda tahminim 4.500-5.000 gibi bir sayıya düştü. Sebep de ekonomik kaygılar, gelecek kaygısı. Tarım zaten burada çok fazla yapılan bir alan değil. Parçalı arazi olduğu evet, için. Arazi parçalı, sulanabilen araziler az. Evet. Hayvancılıkta ben bu sektörün içerisinde 20 yıl veterinerim ama 15 yıldır falan yem ve süt işini yapıyorum. Hayvancılık sektörü ciddi anlamda bir böyle uzun vadeli programlar yapılan bir sektör değil. Hele son yaklaşık 7-8 yıldır tamamen süt açığıdır, ham madde açığıdır, et açığıdır, ithalatla kapatılmaya çalışıyor. Bu da dönem dönem sektörü ciddi zararlar uğratıyor. Çünkü bu sektörde bir yatırım yapma öyle bugün yapıp yarın çıkılacak bir sektör de değil. Evet. Bu sektöre giren bir insan uzun süreli bu işi yapması lazım. Ona göre yatırımlarının olması lazım. Öyle bir yatırım yapıyor. Bir bakıyorsun yakın zamanları örnek verelim. Daha bir yıl önce et 100 lirayken kesim fiyatı şu anda 230 liraya çıkmış. Bu 100 lirayı aşağı yukarı 8 ay baskıladılar. Şimdi 230 liraya çıktılar. Şimdi ithalat yeniden gündeme geldi. Yani bir insan büyük, çünkü yatırım dedin mi önünü görmen lazım. Yani sektör nereye gidiyor? Ben 6 ay sonra ne kazanırım? 1 yıl sonra ne kazanırım? 5 yıl sonra nerede olurum? Bunu görmesi lazım insanın. Maalesef ben bak sektörün her tarafında varım. Süt de yapıyorum, yem de yapıyorum. Aynı zamanda veterinerim, aynı zamanda üreticiyim. Burada da en büyük işletme benim. Evet. Yani Çiğil'de benim kadar büyük işletmesi olan kimse de yok. Hep üçer beşer hayvanlık var. Benim 60, 70, 80, 90 kapasiteye kadar ulaşıyorum. Böyleyken dahi ben memnun değilim. Sebep sektör dönem dönem para kazandırıyor. Onda şikayet yok ama
genel yetiştirici şunu istiyor. Yani biz kısa sürede 3 ayda çok yüksek paralar kazanalım demiyor yani. Diyor ki biz para kazanalım ama uzun soluklu, düzenli bir para kazanalım. Evet. Çünkü 3 aya adamın kesim zamanı geldiyse para kazanıyor. Sütün bol olduğu zaman da olursa para kazanıyor. Ondan sonra sektör bir geri gidiyor. Adamın elindeki zaten büyük sermayeyle olan işler değil yani. Bunda aile geçindirecek. Adam sadece ailesini geçindirdi mi tamam öyle bundan yüksek paralar alayım, yatırım yapayım. Yok yani. Burada sektör öyle. Bizim bu çevre öyle. Yani ben bakıyorum süt topluyorum mesela. Çiğil'deki topladığım süt miktarına bakıyorum. Ortalama işletme bazında 30 litre. Derbent'e bakıyorum 36 litre. Ya bu ne demek? İşletme büyüklüğü 2-3 gibi bir şey yani ortalama veya 4. Böyle bir sektörden de para kazanılır mı? Kazanılmaz. Yani hükümet dönem dönem köye dönüş projesidir. İşte köyden, şehirden köye gidene şu kadar destek vereceğim. Yani bunlar bana çok anlamsız geliyor ya. Yani peki hayvancılığa özel yani büyükbaş küçükbaş hayvan besin süt yemi ya da işte süte özel bir destekleme programı var mı? Yani süte destekler var yani destek devlet o konuda gayret de ediyor ama bence amacına ulaşmıyor, zamansız yapıyor. Bilmiyorum yani şu anda hibeler de var. Düşük faizli krediler de var. Ama mesela eve dönüş şeklinde dönem dönem onu da düşünüyorlar. Ama o sektörde ben hiç buraya gelip de bunu yapacağım diyeni görmedim. Sadece gelmeyi düşünen devlet sıfır faizli işte 300-500 bin lira para veriyor. Ben buraya geleyim o parayı alayım. 3-5-8-10 hayvan alayım. 6 ay sonra satayım gideyim. O parayı başka yerle de. Bu mantık kullanılıyor. Yani bir sürdürülebilirliği, bir yok. Devamlılığı yok. Yok yani çünkü öyle bir insanın burada... Çünkü hayvancılık zor bir meslek. Evet, bakımı özel. Çünkü bizim sütte falan bir tabir var. Cenaze bekler ama süt beklemez derler yani. Gerçekten de öyle yani. Sütü hem zamanında sağacaksın, hem zamanında alacaksın, zamanında soğutacaksın, zamanında götürecekler. Yani bu sektörde aksama yok. Şimdi başka yerlerde çalışmış adam sektöre girmiş, örnek veriyorum köye dön diyor adam büyük şehirde çalışan. Asgari ücretle çalışan bir insana diyor ki sen köye git bunu yap. Asgari ücretli insan işteyse günde 8 saat çalışıyor. Belli bir miktar para kazanıyor ama burada öyle bir şey yok. 7-24 çalışacaksın. Evet. Yani tatilin yok. Hastan yok. Düğünün yok gibi bir şey yani bu sektör. Ya da çok sınırlı yani. Ben bugün hayvana bakmayayım şuraya gezmeye gideyim gibi bir şeyim yok yani. Mecbur 3 öğün yemini vereceksin. Evet. Doğumunu kontrol edeceksin. Suyunu vereceksin. Suyunu vereceksin, sağacaksın, temizliğini yapacaksın. Bunlarla uğraşacaksın yani. O yüzden bu sektörde bilmiyorum yani dışarıdan Konya'dan biri buru gelip de buna dayanamaz, alışamaz. Yapılması gereken bence buradaki göçün önüne geçmek. Yani dönüş işi bana çok mantıklı gelmiyor. Yani aslında senin önerin şöyle mi? Yani buradaki yerli halka aslında bir hibe verip ya da bence bir alanı genişletmek. Evet, bence öyle. Yapanı daha da büyütmek lazım. Bunu ekonomik getirisi olan şekliyle yapması lazım. Mesela yem bitkisi, çiftçilere yem bitkisi ekmeye bir proje yapılabilir. Ya da mesela bu sene samanın durumu ne olacak? Onlar da hep her sene gündemde olan, yani yem konusu da ayrıyetten bir gündemde olan bir şey hayvancılıkta. Bunlara ayrı bir destek talebin bir şeyin var mı? Ya da bir önerin vallahi, işin içinde olduğun için. Yem bitkisi konusu bizim burada tabii birazcık da araziye bağlı. Bizim burada yeteri kadar sulanabilir arazi yok. Yem bitkisi işi de olması için yani yem bitkisi etip ekip satma gibi bir şey olması lazım. Çünkü adamın zaten 3-5 hayvanı var yani. Ektiği yem bitkisiyle belki hayvanına kullanamayacak da. Satmaya kalksa şu anda nakliyeler çok ciddi anlamda bir Ilgın'dır, bir başka yerlerdir. Bu işi profesyonel yapan, büyük işletme ya da büyük oranda yapanlarla rekabet de edemez. Kendi ihtiyacı da zaten yüksek değil. Bir de arazi çok sınırlı.
Evet. Hem yani de parçalı. Ben mesela ben en basit kendi örnek vereyim. Burada ben yılda 200 ton silaj alıyorum. Bu sene bu bölgede silaj yok. Evet. Eken yok. Yani su olsa su. Da yani hani bu sene yağmurlardan biraz suyumuz olsa da yeterli olmadı değil mi? Yani su yetersiz. Bir de onda da bir istikrar yok. Geçen sene biz silajı 1000 liraya aldık. Bu sene de 1000 liraya aldık. Evet. Yani ekonomik şeydi. Yani çok düzgün değil silajlar ama öyle. Aslında bölge göller bölgesi olarak geçmesine rağmen de hani her köyde ufak tefek göllerin olmasına rağmen de bir sulama projesinde de bir sıkıntı var sanırım. Çünkü çiftçilerde çoğu çiftçiler bu bölgelerde kuru tarım yapıyor. Ve bu da aslında yani ne kadar çok su kullansak, ne kadar çok sulu tarım yapsak o kadar çok avantajımız da olacak. Yani sulu tarımla ilgili arazi az ama kullanım şeyi de çok şey değil ya, düzenli değil. Burada bir kooperatif var, iki çiğilde de, bu yukarı çiğilde de var, burada da var. Daha yeni yeni suyun kıymetini, suyun planlamasını yeni yeni düşünülüp yeni yeni uygulamaya çalışıyorlar. Evet. Önceleri var, yukarı çiğilde gölet var, yeni yakın yani çok da mazisi yok ama az veya çok sulama başlayınca insanlar para kazanmaya başladı. Çünkü mevsim şartları çok uygun değil. Artık eskiki gibi kuru tarım tamamen mevsim şartlarına bağlı. Bir dönem bakıyorsun çok güzel verim alıyorsun. Bir dönem tamamen zarar ediyorsun. Evet. Ama sulu tarımda en azından suluyorsun. Belli bir miktarda bir ürün alacağının bir garantisi var. Burada birazcık o konuda yaygınlaşıyor. Kooperatifler sulama konusunda da sınırsız sulamadan ziyade böyle saatli, debili, metreküplü sayaçlara doğru gidiyorlar. Ben o alanı da çok bilmiyorum ama burada işte çevremizdeki insanların konuştuğundan, onlardan duyduğumuz böyle. Ama gidişat mutlaka olacak. Artık su çok kıymetli, çok planlı ve çok düzenli kullanmadığın sürece mahrumiyeti çok kötü. Evet. Diğer kısımda da yem fiyatları da geçmiş yıllarda çok çok değişken oluyor. Yani geçen yıllarda bir ayda %30'a yakın zam geldi. Yani bir ayda yani çok bu sene mesela iyi bu sene fiyatlarda çok ciddi bir artış yok. Sebep bu sene ürün bol. Birazcık da devlet de bunda biraz doğru yaptı çünkü ofisleri çalıştırdı. Ofisler en azından belli bir miktarda mal aldı. Ciddi fiyat artışlarında müdahale gücü var. Önce öyle bir artışlarda kimilerini tehdit ederek fiyatları geri çektirmeye çalışıyorlar. Ve kimi zaman yurt dışından ithal ham madde getirerek regüle etmeye çalışıyorlardı. Ama o istikrar oluşturmuyordu. Yani bir getiriyor, o gün fiyat düşüyor ama o gün getirdiği fiyat tüccarlardan ham madde olarak fabrikalara gitti ama bitti. Devamı yok yani. Ondan sonra da çok ciddi artışlar oldu. Bizim sektörde süt paritelerinin 0.9'a kadar düştüğünü gördük. Yani şimdi süt konseyi toplanıyor, işte aylık fiyat belirliyor, işte ona göre de fiyat veriyor. Bu bir ara dediğim gibi 0.9 yani adam 1 kilo sütle 1 kilo yem alamıyor. O şekle girdiğimiz oldu da yani. Evet. Geçmişte sütü verecek yeri bulamadığımız dönemler de oldu. Yani o zamanlar devlet biraz geç kaldı ama en azından gene de süt tozu, et süt kurumu süt tozu aldı da işi geçici rahatladı. Ama şimdi de yani süt geçmişte, süt gene o dediğim parite dönemlerinde yani 0.9, 1, 1.1 dönemlerinde ciddi şekilde hayvan kesimi oldu.
Yani damızlık hayvanların hepsi kesildi. Çünkü adam bir notla biriyle bu parayla, yani burada ağır bir şey var. Adam diyor yani attığımız yanımıza kar kaldı diyor yani. Öyle bir duruma düştü. Herkes sektörden çıkmak istedi. Birçoğu ahırını boşalttı. Birçoğu damızlık hayvanlarını kestirdi. Şimdi şu anda mesela arz talep dengesi neredeyse dengeli duruma girdi. Hatta şu anda arzda da ciddi azalma hala devam ediyor. Yani arz azlığı şu anda var. Ki şu anda pariteler 1.3'lere, 1.4'lere kadar çıktı süt sektöründe. Bu bizim üretici için bence uygun bir şey. Yani 1.3, biz üniversitede veteriner fakültesinde okurken bize anlatılanlar da diyorlardı. 1 kilo sütle 1,5 kilo yem alman lazım. Sektör öyle gider derlerdi. Evet. Bize öyle anlatırlardı. Ama şimdi 1,5 değil, bize 1.3, 1.4 hatta 1.2 falan yetebiliyor. Şu anda iyi. Yani şu bugün bu ay için konuşuyorum. Yem fiyatları aşağı yukarı bir süt yemi, süt 19, 400-450 arası piyasada satılıyor. Süt şu anda bu ay tekrar bir zam oldu. Bununla beraber toplayıcıya, yani bu işi toplayıp fabrikalara hazır hale getiren soğutma dahil 13.4 lira fiyat açıkladı fabrikalar bu Ekim'in 15'inden sonra. Bu rakam bizi tatmin eder, yani sahayı tatmin eder. Ama bu böyle gider mi? Yemler ne kadar yerinde sayar? Bu parite ne zaman değişir? Yani sektörde, dedim ya, sektör uzun vadeli programlar ister. Evet. Yani bana göre işte 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık kalkınma planları yapıyorlar ama hayvancılık sektöründeki bu kalkınma planı nasıl olacak, ben şimdiye kadar somut bir şey görmedim ya. Tutanı da görmedim. Son zamanlarda dedik ya, hep ithalatla geçici çözümler aranıyor. Oysa ki şu anda sütün maliyeti belli. Bak şu şey de sıkıntı. Bu da mesela önceleri yoktu ama şu anda dar gelirli ailelerin şu anda et ve süt ürünlerini tüketme şeyi de düştü. Alım gücü de düştü. Yani kurbandan kurbana et görüyoruz. O da iyi mi? Bence o aşamaya geldi diyebiliriz. Evet. Süt de öyle. Şu anda peynirin fiyatı dünya paralar oldu ya. Kimse, yani ciddi anlamda düşüş var şeyde. Talep. Peki bu aradaki fark, mesela süt o kadar para etmiyor ama peynire gelene kadar aradaki maliyeti artıyor. Yani bu maliyet konusunda da biraz konuşalım. Hani yeterince fazla mı artıyor, yoksa artışında nasıl bir etmen oynuyor? Bunun hakkında da vallahi şey, bilgilerini alalım. Yani bakanlık o aracıları da çok denetlediğini ben zannetmiyorum. Çünkü şu anda dedim ya, süt para ediyor ama biz sütü 9 liraya, 10 liraya sattığımızda 20 liraya süt alıyordu vatandaş. Yani bu ne demek? Yani burada bu işin üretimini yapanlarla ilgili onların denetiminin yapılmaması. Bir zamanlar süt konseyini baskılıyordu hükümet. Neden? İşte süt konseyi oturur bir karar verir, süt fiyatını yükseltirse bu enflasyona yansıyacak diye, biz sektörün içindeyiz biliyoruz yani, baskılar yapılıyordu. Süt konseyi ya fiyat açıklamıyordu ya da düşük açıklıyordu. Piyasada gerçekleşen fiyatla süt konseyinin hesapladığı fiyat arasında farklar oluşuyordu. Oysa ki şu anda da mesela tüketim ciddi anlamda azalıyor. Arz az olduğu halde. Evet. Tüketim de azalıyor ki dengeleniyor. Değilse önceki gibi süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri normal olsa bu arzla bu ihtiyaç karşılanmaz. Mümkün değil yani. Devlet bence orada da yanlış yaptı. Yanlış yaptığı şu,
Süt fiyatları tamam, bizde maliyetler arttı. Biz üretici olarak maliyetimizin karşılığında bir fiyat bekliyoruz. Ama bu fiyatı olduğu gibi maliyetlerle olanı olduğu gibi şeye yansıtılıyor, ürüne yansıtılıyor. Oysa ki bugün sütün maliyeti, örnek veriyorum, 12 lira. Bir önceki ay 10 liraydı, 12 liraya çıktı. Süt konseyi 12 lira olarak açıkladı. Bu da direkt ürünlere yansıdı. Bu da hem enflasyonu tetikledi, bana göre enflasyonun yükselmesi, hem de vatandaşın alım gücünü etkiledi. Oysa ki devlet bir kısmını kendi üstlenmesi lazım. Yani üstleneceği kısım da ne? Süt desteklemelerini dönem dönem hesapladıklarına göre, insan 12 liraya sütse bunun karıyla 14 lira olması lazım. Ama süt fiyatı 11 lira, devlet bunu 1 lira, 1,5 lira olarak litre başı destekleri artırması lazım ki şeyi olarak ürünün üretimine yansımayacak. Yani ürün fiyatı yükselmeyecek. Dolayısıyla bir taraftan da talep de olacak. Dolayısıyla halk bunu tüketebilecek. Şu anda birçokundan duyuyoruz ya, artık et alamıyoruz, süt alamıyoruz, süt ürünleri alamıyoruz. Bu çok duyulmaya başladı. Hadi köydeki çiftçi bir şekilde sütü, etini, yumurtasını buluyor. Şehirdeki insanlar da sonuçta, hani bitmeyen bir sektör, gıda sektörü. Şehirdeki insanlara daha zor oluyor. Çünkü dediğim gibi burada atıyorum 10 liraysa sütün fiyatı, markete gidene kadar 20 lira, 30 lira olması. Herkesin gelirine göre de tabii, asgari ücretli çalışan var, ondan düşük, ondan yüksek çalışanlar da var. Biraz etkiliyor ve bu da bayağı bir sıkıntıyı oluşturuyor. Bence de o sıkıntı oluyor. Yani beklenen bence şeyden, sektörden şu bir, yani biraz siyasi olacak belki ama ben siyasi de düşünmüyorum. Bu partiyle alakalı bir şey de değil. Yok, partilik değil. Biz zaten çiftçinin sesiyiz. Ama olması gereken bir bakanlıklarda sektörün içinden gelen bir bakanlık gelmiyor. Yani gidiyor herhangi bir alanda uzmanlaşmış, direkt bakanlığın tepesine geliyor. Yani ben anlayamıyorum. Yani sektöre geçmişte birkaç tane meslekten gelenler var ama bence bir, meslekten olması lazım. İki, çok sık değişiyor. Evet. Yani bizim programlarda hayvancılıktır, tarımı çok bilmiyorum da ama hayvancılık biliyorum. Uzun soluklu programlar olması lazım. Yani sık sık değişirse her gelen kendince bir program uygulayır. Daha neticelerini almadan yola çıkıyor, yoldayken değişiyor. Neticeleri görünmüyor ki. Yani bence o konuda da yani bakan konusunda da yani söylemem gereken bir önlem alınması gerekiyor. Yani uzun soluklu sektörden gelen, uzun programlar olan ya da işte buna şey de olmuyor. Yani kurumsallaşma diyoruz ya, aslında bakanlık tamamen kurumsallaşması lazım. Evet. Bakan ya da bürokrat değiştiği zaman külliyen bir şeylerin değişmemesi lazım. Yani devam eden bir programı bir sonrakının aynı şekilde devam ettireceği çerçevede uzun vadede programlar olması lazım ki, ama bu olmuyor. Sektöre bir bakıyorum. Bir zamanlar süt desteklemelerini biz 1 liradan süt desteklemesi aldık. Bundan belki 1 yıl 2 yıl önce litre başı. Şu anda 500 lira. O zaman sütün kilosu 5,5 6 7 liraydı. Şu anda 13 lira, 14 lira. Yani desteklerde de hayvan, etle ilgili bakıyorum. Et için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Bazen desteği tamamen kaldırıyorlar. Bazen sadece göstermelik destek veriyorlar. Bu ithal edilen etleri ben onu da çok eleştiriyorum. Yani tamam, piyasayı regüle etmek için ithal edilebilir. Ama kime veriliyor? İthalatçı belli insanlar. Tamam, o da olabilir. Çünkü o yapabiliyor. Dağıtımına bakıyoruz, belli marketler. Oysa ki bunu tabana tamamen yayılması lazım. Tabii ki. Nasıl yayılacak? Kime veriliyor? Örnek veriyorum. Tarım kredi kooperatiflerinin marketlerinde ya da büyük işte zincir marketlerde bir ara ithal edilen hayvanların etleri satıldı. Kuyruklar oluştu. Herkes ulaşamadı. Evet. Bir de buradaki bir insanın ulaşması hele hiç mümkün değil.
Evet, her Yani yerde yok. çünkü düşün, burada yok. Burası koskocaman bir mahalle ama yok. Evet. Birçok belki ilçelerde falan yok. Birçok mahallelerde yok. Birçok ilçelerin bazı semtlerinde yok. Bir de olsa da çok kısa süreli. Yani adam kuyruk oluşturuyor, 2 saatte bitiyor, bitti. Ondan sonra yok. Bilmem, öyle de bir yani tabana yayılması lazım. Benim görüşüm, üretici başlangıçta üreticiyi desteklenmesi lazım. Yani Önce yerli üretim yapılması evet, gerekiyor, değil mi? üreticinin A'dan Z'ye her şeyinin desteklenmesi lazım. Çünkü bu sektörden çıkan bir daha geri dönmek istemiyor. Yeni sektör de oluşmuyor. Bir zamanlar buralarda onlarca yayla vardı ya. Yani her bir yaylada 1000, 2000, 3000 koyun vardı. Şimdi toplasan 4-5 kişi de küçük baş ancak kaldı. Bu çobancılığı da etkiliyor. Biraz da kentsel dönüşüm aslında köyde kentsel dönüşüm de oluşturuyor. Ve aslında yine bu işin ucu nüfusun azalmasına da sebep gösteriyor, değil mi? Yani nüfus azalıyor tabii, belki o da bir sebep ama birazcık da zor bir sektör. Bir de zor olan bir işin devam etmesi için o sektörden iyi para kazanman lazım ki zorluğuna Teşvik etmen katlanasın. gerekiyor, değil mi Evet, yani? öyle. Aynen. Hem para kazanmayacaksın hem en zor işi yapacaksın. Kim bu yapar bunu? Kimse yapmaz yani. Çaresizliğinden bir süre yapar. Bak, ben uzun sürede söyleyebilirim. Belki 4 gün sonra koyun güdecek, koyunculuk yapacak şey bulamayacaksın. Çoban bulunmuyordu biraz Çoban çoban piyasada. yok şu anda. Evet. Şu yapanlar da bizim buraya için, şimdi çoban bulunuyor ama uzun soluklu bir çoban değil ki. Şu anda Suriyeliler, Afganlar geçici çoban buluyor. Adam ertesi gün ben gidiyorum dedim, bitti. Yani bu sektörde asgari ücrette böyle sanayideki gibi vasıfsız bir elemanın yapacağı işte, bugün ben gidiyorum dedim, ertesi gün birini çağırabilin orada. Ama burada mümkün değil yani. Ya kendin gidip çoban olacaksın, ertesi gün bir çoban bulma ihtimalin yok yani. Evet. Orada da ciddi sorunlar var. Yani teşvikler yapılmaya çalışıyor ama yani tabanda karşılığı bulmuyor gibi geldi bana. Yani yerini tam Yani bulmadığı sorun için. tam tespit edilmiyor. Bence köklü çözümler üretmek için yapılmıyor. Günübirlik ya da kısa sürelilik destekler oluyor. Bu da bence amacına ulaşmıyor. Birçoğu da suistimal ediliyor. O da var. Yani devlet bazen bakıyorsun gerçekten üzerine düşeni yapıyor ama açıklar var. Vatandaş onu suistimal ediyor. O amaçla aldığı kredileri, destekleri başka yerlerde kullanıyor. Genç, Öyle de var. aynen genç çiftçi kredisi destekleri alıp da böyle işte buzağa destek çıktığında onları alıp sonra işte buzağa öldü diye de öyle çok şey yapanlar olmuş. O yüzden aslında bunların biraz da verildiği desteğin denetlenmesi de gerekiyor, değil mi? Evet, yani denetim kısmı yapılıyor ama böyle çok ciddi anlamda denetleme olmuyor. Ben çok bilirim. Yani bizim sektör, ben sadece burada değil, Derbent, Beyşehir'in bazı köyleri, yani çalıştığımız veteriner olarak öyle, yem olarak da o bölgelere satışlar yapıyoruz. Birçok işletme, mesela kurulan kooperatifler de öyle. Devlet kooperatifleşmeyi teşvik ediyor. Ama kooperatiflere bir bakıyorum, ayakta duran kooperatif yok ya. Sebep ne? Başlangıçta düşündüğün zaman, mantıksal düşündüğün zaman, tamam, kooperatifler üreticinin yanında birçok şeylerde toplu hareket ediyorlar. Alımından tut, pazarlamasından tut, birçok avantajlar oluyor ama ben en yakın bizim Yukarı Çiğil'de bir kooperatif var. Bir zamanlar kuruldu, 30 küsür üyesi vardı. Şu anda bu sektör, o işi yapan 5-6 kişi ancak kaldı. Ödemeleri geldi, şu anda ellerinde hayvan yok. Çok sıkıntılı bir Çok durum. sıkıntılı yani, öyle bir şey olunca. Şimdi orada da müşterek bir borçluluk var. Şimdi öyle bir şeye kimse heves de etmiyor. Oysa ki daha düzenli bizim bu bölgelerde az ama Ege'de görüyoruz.
Çok düzenli kooperatifler var. Çok ciddi anlamda vatandaşa katkıları olanlar var. Burada olmadı. Aşağı Çil'de bir kooperatif var. Belki 20 yıl önce kuruldu. Hala aktif değil ama kooperatif var. Yeri var ama aktif değil. Evet. Peki Kooperatiflerin bence süt birlikler ve kooperatifler yani sivil toplum kuruluşlarında denetim çok az. Yani başına gelen insanlar, yönetici kabiliyetindeki insanlar hesap da bilmiyor. Yani evini sanki yönetilmiş gibi alıp satmayı, parayı değerlendirmeyi, yani orada bir denetimi düşünmüyor. Bunun karlılığını düşünmüyor. Gelirini düşünmüyor. Giderin nasıl olduğunu düşünmüyor. Yani tamamen keyfi uygulamalar var yani. O keyfi uygulamalarda belli bir süreden sonra bitiyor. Yakında Yasgören'de bir kooperatif vardı mesela. Ben bilmiyorum çünkü çalışıyorum. Veterinerim. O da battı. Yani batma niye? İşte kabiliyetli insanlar oraya gelmiyor. Gelse de denetlemiyor devlet. Denetlese de göstermelik bir denetleme yani tamamen şikayet üzerine olursa ciddi bir denetleme olmadığı sürece rutin işler yani. Derbent'te mesela geçmişte çok büyük kooperatif kurulmuş, çok büyük işletmeler olmuş. Yani ciddi anlamda o bölgeye şeyini değiştirmiş ama şu anda o da yok. O da sıkıntı. O da yok yani şu anda kimse kalmıyor. Devlette bilmiyorum kooperatifleri birazcık da yani gene siyasi olacak ama birazcık da kooperatiflere hükmetmek, onları istediği zaman durdurmak gibi bir niyetle mi kooperatifleri destekliyorlar, onların yaygınlaşmasını istiyorlar? Benim bazen öyle şüphelerim de var. Bakıyorum bir sektör dönemlerinde biz çok zarar ettiğimiz bir yıl falan sabredip hala acaba dediğimiz dönemlere bakıyoruz. Bir tane kooperatif, bir tane birlik, süt birlikleri çıkıp da bizim üreticilerimiz zarar ediyor. Bunu biz belgeleriyle ortaya koruz deyip eylem yapacak, hükümetle görüşecek. Öyle bir şey görmedim ben Kimse de ya. yok, değil mi? Görmedim ya. Yani. Yani ilginç, şaşırıyorum. Oysa ki bunların yapması gereken bir, Tepki göstermek. evet bunların yapması gereken bir o işletmeyi düzgün yönetmek. O insanların karlılığını düşünmek, kar etmediği sürede de hükümete bunun nasıl çözüm olacağı ile ilgili fikirler vermek, hükümeti bu yola getiremiyorsa da tepkisini net ortaya koymak. Bunu yapmaları lazım. Sami Güçlü döneminde bir tane ben Ankara Veteriner Fakültesi mezunuyum. Kızılay'ı da çok iyi bilirim. Kızılay'ın tepesinden sütü bir döktüler. Ertesi gün adam Sami Güçlü'nün haberi olmadan bakanlıktan alındı. Sebep sen bu eyleme niye müsaade ediyorsun? Evet. Yani böyle bir şey şu anda bilmem ben görmedim ama siz gördünüz mü bilmem. Yani bir tane üretici çıkıp da etten zarar edip de et birliklerinden bir araya gelip de hükümetle konuşup bunun çözüm üretilmesiyle ilgili ben hiç görmedim. Ben Süt görmedim. görmedim yani. Geçmişte bir Davızlık Birliği Başkanı bir ara bir bu süt fiyatları ile ilgili tüm piyasaya süt konseyine rağmen üreti bu işletme fabrikalarına rağmen bir 2-3 ay önce bir fiyatta ısrar etti. Onun dışında ben görmüyorum ya. Yani ben istiyorum ki biz zarar ediyorsak ben de üreticiyim. Ben de süt birliği üyesiyim. Ben şunu isterim. Ben üyeyim. Ben üyeysem oradaki kooperatif benim. Süt birliği benim. Zarar ettiğim zaman örgütleyecek. Bizi de örgütleyecek. Birlikler kendi aralarında çünkü onlarda bir birlik var, bir üst birlik var, bir merkez birlik var. Evet. Bunların bundan haberi yok mu? Olmaması mümkün mü? Değil tabii ki. Yok ama ben görmüyorum ya. Yani bunun olması lazım. Avrupa ülkelerine bir bakıyoruz. Bir sektörde zarar etti mi traktörlerinden tut, domateslerinden tut.
Tüm ana caddeleri işlek süt de öyle, geçmişte öyle doldu. Evet. Adamlar sütü döküyor, istediğini alıyor. Evet. Biz kazanmadığımızda kazanmak istiyoruz. Yani biz üretimi yapmak istiyoruz. Ama devlet de biraz bizi düşünmesi lazım. Yani o yönde birliklerin de bizi düşünmesi lazım. Yani şeye gelecek... Desteklememiz lazım. Yani süt birlikleri, damızlık birliğidir, kooperatiflerdir. Bunlara teşvik etmesinin sanki kontrol etmesi kolay oluyor gibi. Oysa ki bireysel üreticiler belki organize olamazlar. Mantıken orada daha iyi organize olmaları lazım ve ihtiyaçlarını, sorunlarını daha iyi dile getirmeleri lazım. Oysa ki hiç dile gelen olmuyor. Belki vatandaş kendi üretse iki gün sonra belki kendi tepkisini farklı farklı yerlerde ortaya koyacak. Belki daha iyi sonuç alacak. Yani yapılması gereken bence bir, o birlikler iyi denetlenilmesi lazım. İki, gelen birlik başkanları da bir gelecek kaygısıyla hareket etmemeli. Peki bu sütçülük yapan, hayvancılık yapan çiftçiler için bir tavsiyen, önerin var mı? Valla tavsiyem var. Yani ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle devlet uzun vadeli programlar yapması lazım. İkincisi, vatandaş bu işi yapacaksa böyle 1-2-3 işletme değil, ekonomik düşünceyle daha profesyonel, daha böyle işçiliği az olan düzgün işletmelere geçmesi lazım. Yani gidişat burada, ben şunu görüyorum, uzun vadede burada hayvancılık kalmaz. Sebep, para kazanılmıyor. Kazanılması için gereği yapılmıyor. Evet. Yani 2-3 tane hayvanıyla vatandaş bu işi yapamaz. Uzun böyle en az 10-20-30 büyüklükte, baş büyüklükte işletmelerin oluşulması lazım. Bunların oluşması için sektörün istikrara kavuşması lazım. Devletin bu anlamdaki desteklerin kısa vadeli değil, uzun vadeli destekler olması lazım. Programlı yani, bir şekilde. Bence öyle bu iş olur. Onun dışında sektör az para kazanırsa millet bu işi yapar. Sektör zarar eder. Herkes buradan çıkar. Yılında burayı yaptım. Şu anda işletme büyüklüğüm toplam kapasitem yaklaşık 100 hayvan falan. Şu anda tahminim tam net sayıyı bilmiyorum ama 85 civarı buzağı, düve, dana, erkek, damızlık, inek olmak üzere hayvan işletmem var. Yaklaşık işletmem de 3 yıldır ari işletme. Nedir abi bu ari işletme? Ari işletme şudur. Zoonoz olarak tabir ettiğimiz brucella ve tüberküloz testinde negatif olan, yani o hastalığın olmadığı, bununla beraber işletmenin hastalıktan tut, üretim kayıtlarından tut, çevre düzenlemesinden tut, hijyenik kısmından tut, bu şartları taşıyan işletmelere devlet tarafından yılda bir defa bu testler yapılarak, bu denetimler yapılarak işletmeye ari işletme statüsü veriliyor. Ve bu tür işletmelere de devlet farklı destekler veriyor. Yani her yıl normal hayvancılıkta uygulanan desteklerden hariç ari işletme sahibi olanlara hayvan başı farklı bir ücret ödeniyor. Ari işletme bu. Tabii ari işletme, devlet bu konuda bayağı çaba da gösteriyor. Ari işletme sayısını çoğaltmaya çalışıyor.
Bence olması gereken de bu. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde bakıyoruz, bu tür işletmelerin daha büyükleri var. Ama bizde orta ölçekli işletmeler biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü halkın ya da coğrafi yapıdan tut, yerleşim şeklinden tut, bu işletmelere daha uygun. Bu tür işletmelerin büyümesi, gelişmesi ve çoğalması için bilmiyorum yani sayı çok az. Daha farklı destekler, daha farklı uygulamalar olması lazım. Teşvikler. Evet, teşvikler olması lazım. Çünkü bu bölgeye bir bakıyorum, ben Çiğil'deyim. Burası Yukarı Çiğil, Çiğil, Belekler, Dığrak, Ballas, Derbent bölgesi de benim hem çalışma alanım, veteriner hekim olarak çalıştığım alan. Bakıyorum bu bölgelerde tek ağrı işletme benim işletmem var. Başka bir işletme yok. Bu işletmelere verilen teşvikler biraz daha bence artırılırsa vatandaş bu yönde biraz daha organize olur. Biraz daha ayrı işletmeyi kurmak için, büyütme için, devam etme için çaba harcar diye düşünüyorum. Hem de aynı zamanda insan sağlığına daha evet. Faydalı olur. Evet, çünkü, daha hijyenik bir ortamda üretim sağlanmış olur. Evet, şu anda en önemlisi de o. Yani işletmenin büyümesinden ziyade bu tür ağrı işletmelerde zoonoz dediğimiz hastalıklar yok. Bugün birçok işletmelerde, birçok yerlerde görüyoruz. En başta tüberküloz görüyoruz. Biz sahada çalıştığımız dönemlerde de görüyoruz. Birçok hayvanda tüberküloz çıkıyor. İşletme olduğu gibi kapatılıyor. Bu da bu tür etlerin denetimi ve kontrolü sağlanmadığında da bilinçsiz halk tarafından tüketildiğinde insanlarda eski şeyle yani halkın bildiği adıyla verem şey tıbbi adıyla da tüberküloz çok yaygın bir şekilde görülüyor. Bir diğeri Brusella. Brusella da insanlara süt ve süt ürünleriyle bulaşan bir şey ve insanlarda çok ciddi sağlık sorunları oluşturuyor. Bu tür işletmelerde de bu tür hastalıklardan ayrı yani bu tür hastalık Brusella ve tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklar bu işletmelerde yok demektir. Bu da halk sağlığı açısından önemli. Tek başına yani Türkiye hayvancılığının büyümesi, gelişmesinin yanında sağlık sorunu oluşturmadığından dolayı bence teşviki fazlasıyla hak eden bir işletme şekli. Peki abi, şimdi veteriner de hekimsin. Aynı zamanda hayvancılığın içinde, süt toptancılığı içerisinde sütlerle iç içesin. Aynı zamanda yem de işletmen var. Şimdi çiftçi nasıl bir yem tercih etmeli ki hani hayvana daha iyi gelsin, sindirim oranını daha hızlı yapsın? Vallahi vatandaş şu anda hayvanın cinsine büyük baş küçük başlığına göre de değişir. Yani soru çok geniş ya. Neresinden başlamak lazım biraz zor. Çünkü şu anda vatandaş yem fiyatlarından genelde şikayetçi. O yüzden de bir yem planlaması, hayvana hangi yemlerden ziyade şu anda yem buldum mu yeter mantığıyla hareket ediyor. Onun olması için de ürününü iyi pazarlaması lazım. Ürününden iyi para kazanması lazım ki hayvanına da kaliteli ve uygun ham madde vermesi lazım. Geçmiş dönemlerde biz çünkü sektör çok girdili çıktılı bir şey. Yani bir bakıyorsun sektörde 6 ay para kazanıyorsun, 2 yıl para kazanmadan bu işi yaptığın oluyor. Burada da seçenekler değişiyor. Çünkü ben veterinerim, kendim hayvan işletmem var. Aynı zamanda süt topluyorum, aynı zamanda yem pazarlaması yapıyorum. Dönem dönem bakarız, vatandaş hayvanıma verecek yemi bulayım da fiyatı ne olursa olsun. Çünkü ben bundan nasıl olsa para kazanmıyorum dediği dönemler oldu. Yani hayvan aç kalmasın diye evet, boş tanen evet, verdiği. Aynen öyle yani öyle dönemler oldu. Ama vatandaş para kazandığı zaman hayvana
kaba yeminden tut işte yoncadır, silajdır, pancar küspesidir, mineral vitamin katkılarıdır. Artı sektörde isim yapmış, öne çıkmış fabrikaların yemlerini tercih edebiliyor. Yani bu tercih tamamen bana göre ekonomik getirisine bağlı. Sektörden iyi para kazanıyorsa hayvanına en iyisini yapıyor. Ama sektörden para kazanmıyorsa hayvanın karnını doyurmak için sadece yemlerini, kaba yemini ona göre hazırlıyor ya da ona göre tercih yapıyor. Peki sen işletmede nasıl bir yem rotasyonu belirliyorsun? Aslında benim de en zayıf noktam o. Ben hayvan beslemesi konusunda çok profesyonel bir besleme yapmıyoruz. Aslında yapmamız lazım. O bizim bir eksiğimiz. Genelde yani profesyonel derken yani hayvanların açığı ne? Yani bir ihtiyacı ne? Bugün bir kan analizi yaptırıp hayvanlardaki kondisyonundan tut, değerlerinden tut, bunları tespit edip ihtiyaçlar ne, açıklar ne, ona göre belirleyip ona göre bir besleme şeklimiz yok. Ne? Yani bize biraz zor geliyor, biraz maliyetli. Uç bir bölgedeyiz. O yüzden biz o şekilde yapmıyoruz ama biz belki de mesleğimiz gereği hayvana bakarak, ihtiyaçlarını görerek, yansımalarına bakarak kendimizce bir rasyon hazırlıyoruz. Rasyon genelde böyle grup grup rasyon hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü benim işletmemde hemen hemen tüm işletmelerde bu mevcut da işte sağımın başlangıç dönemi, orta dönemi, kuru dönem dediğimiz işte damızlık hayvanlar, erkekler, farklı gruplar var. Aslında bunların her birine ayrı bir rasyon hazırlamak lazım. Ayrı bir şey yapmak lazım. Ama bizde çok ciddi işçilik giderleri ve o kadar maliyete şeye göre, hayvan sayısına göre bunları tek tek hesaplayıp tek tek rasyon yapmak, tek tek onları yemi karıp tek tek vermek ciddi bir işçilik sorunu oluşturuyor. İşçiyi de bulmada zorlanıyoruz. Bizim en çok zorun hayvanı kolay buluyoruz. Ham maddeyi buluyoruz ama işçiyi çok zor buluyoruz. Çünkü bayağı bir zorlu bunlara bakması değil mi? Hani herkes evet. De yapamaz. Zor. O yüzden işi bilen yapması gerekiyor. Evet, işi bilip sosyal aktivitelerini sınırlayan insanlar ancak yapabiliyor. Neyse ben sabah 8, akşam 5'te işimi göreyim. Ondan sonra haftada 2 gün tatil yapayım. Sosyal aktivitelerim de olsun denecek bir sektör değil. Evet. Gün içerisinde belli saatlerde boş zamanı olsa da sürekli bu işle uğraşması lazım. O yüzden de işçi bizim en büyük sorunumuz. Evet Ali abi, veteriner hekim olarak aynı zamanda işletmen olarak bizi bugün burada Ilgın'da misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Vallahi başka şu anda söylemek istediğim bir şey yok yani. Benim söylemek istediğim tek şey devletin uzun soluklu programlarla bu tür işletmeleri teşvik etmesi. Şu sosyal ekonomik durumlarda da görüyoruz. Bugün artık şehirler tamamen sosyal yaşantı olarak ekonomik krizlerle ciddi sorunlar yaşıyor. Bence bu tür yerleri teşvik ederek, bu tür işletmelerin önü açılarak, ciddi anlamda destekler vererek buradaki nüfusu burada tutmak ve ekonomiye de böyle hem yöresel olarak halkın ekonomisine katkı sağlamak hem ülke ekonomisine katkı sağlamak bence en doğru olan. Bununla ilgili hükümetten dedim ya uzun soluklu ciddi programlar, yatırımlar beklemekteyiz. Benim söylemek istediklerim bunlar. İnşallah hak ettiğiniz değeri görür. İnşallah bu böyle bir sürü işletmelerde tekrar görüşürüz. İnşallah. Görüşmek üzere. Bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'nde Aksoylar çiftliğindeydik. Saygıdeğer abim Ali Aksoy, veteriner hekimin engin bilgilerinden faydalandık. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.